Özgür Kanal Aktif'desiniz. Yine bir günün raporu programında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'yi konuşacağız. Tabii ki manşetler, satır araları, satır aralarında sıkışıp kalanlar, başkalarının söyleyemedikleri, sadece doğrular, sadece gerçekler, doğrulara başlıyoruz. Bugün ülkenin gündemindeki konu başlıklarından biri Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın yine İş Bankası üzerinden konuyu yeniden Türkiye'nin gündemini değiştirmesi oldu. Bugün, dün AKP MYK toplantısında Recep Tayyip Erdoğan orada konunun uzmanlarına, AKP MYK üyelerine ve Berat Albayrak'a, yine Abdülhamit Gül'e, ikisine özel bir görev vererek İş Bankası'ndaki Cumhuriyet Halk Partisi hisse senetlerinin hazineye devrini öngören Demokrat Parti dönemindeki planın bir benzerini uygulamaya koymalarını istedi. Sermayeyi ürkütmeden, piyasaları ürkütmeden ama mutlaka bunu yapın dedi. Bunun sonucunu 10 gün sonra masamda görmek istiyorum ve bayram sonrası parlamentoya getirelim, bunu geçirelim dedi. Ve yine gazetelerde İş Bankası'na Demokrat Parti planı diye geçti bu. 1953 yılında yine Atatürk'ün tüm vasiyetinden kalan her şeyin hazineye devrini öngören bir Demokrat Parti planı vardı. Ona benzer bir çerçeve. Ve bununla da yetinmedi Sayın Erdoğan. Bir anlamda manşet şuydu, iktidar salgını fırsata çevirdi. Gerçekten bir fırsat gibi davranmaya devam ediyor. Yine baroların ve birliklerin yönetimlerinin yapısının değişmesi, tüzüklerin değişmesi ve baroların ve birliklerin yandaş hale getirilmesi için ikinci bir planı da devreye soktu. Yani salgın aslında yeni bir fırsat şekline dönüştü. Bunu biz 15 Temmuz'da da gördük. 15 Temmuz sonrası 20 Temmuz'dan itibaren olan ise hala Türkiye yeni bir sürece sürüklenmiş. Yine darbe girişimi bir fırsat olarak belirmiş. Türkiye yeni ufuklara yelken açmıştı. Özellikle bunları konuşacağız. Yine ekonomide alınan kararlar var. Ekonominin son durumu gerçekten çok tartışma konusu. Yani siz onu belki evinizde, iş yerinizde, sokakta yaşıyorsunuz ama rakamlar ne? Doğru olan ne? Nedir şu an Türkiye'nin gerçekten içinden çıkmaya çalıştığı o büyük açmaz, o sarmal? Bu sarmalın açılımı, sarmalın uçları nerede? Çözüm noktası neresi? Bunları soracağız. Yine ikinci bölümde özellikle COVID'in son durumunu konuşacağız. Çünkü bakın salgınla ilgili size verilen bilgiler ya çok eksik ya da yanlış. Salgınla ilgili gerçek bilgileri, doğruları size Profesör Doktor Gaye Uster ikinci bölümde konuğumuz olacak ve tek tek anlatacak. Nedir bize eksik söylenen, kendisi enfeksiyon uzmanı, aynı zamanda yurt içinde, yurt dışında iyi bir akademik kariyeri var ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclis üyesi. Ama öncelikle bugünü, ekonomiyi, İş Bankası'nı ve iktidarın salgını nasıl fırsata çevirdiğini bir sorgulamak istiyorum. Tabii ki bunu bir konuğumuza soracağız. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili, aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı, Hazine Eski Başmüfettişi Sayın Aykut Erdoğdu. Hoş geldin Sayın Vekilim. Hoş bulduk. Aslında güzel şeyler konuşmayı insan özledi bu süreç içinde. O kadar sıkıştık ki Sayın Vekil. Yani güzel şeyler söylemek istiyoruz, güzel şeyler konuşmak istiyoruz ama mesela bugün RTÜK. İnanır mısınız 11 gün oldu olaya, bu Sevda Nayan olayına. Hani liste hazırladık, işte 50 kişiyi öldüreceğiz, komşulardan 3-5 kişi var, onların da tespitini yaptım. Bu gücümüz yeter, hazırlığımız tam diyen kadınla ilgili duyuru, suç duyurusu İlhan Taşçı'nın yaptığı RTÜK üyesi olarak bunu RTÜK gündemine alalım ve tartışalım diye yaptığı girişim bugün yine askıya alındı. Çünkü RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bir mazeret izni getirmiş ve toplantıya girmemiş. Başkan toplantıya girmediği zaman da bu tür kararlar alınamıyor. Bu bilerek mi yapıldı, yoksa Ebubekir Şahin'in bir rahatsızlığı mı var, yoksa böyle bir talimat mı geldi bilmiyorum. Öncelikle oradan bir başlayalım isterseniz. Sonra bu iktidarın salgını nasıl fırsata çevirdiğini de konuşuruz. Bu medyaya uygulanan baskı, sadece medya değil, bakın barolar ve birliklerin de yapısı değiştirilecek. Hatta yandaş uydu barolar ve birlikler büyük ihtimalle ihtas edilecek ve bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ı mutlu etmek için çaba gösterecek gibi bir
tablo var önümüzde bu. Ama bunlar gerçek, bunları konuşuyoruz. Bunu ben bir tarafa yandaş ya da bir tarafa hoş görmek amacıyla söylemiyorum. Türkiye'nin gerçeği şu an bu. Nedir bu baskı? Ne yapmaya çalışıyoruz Sayın Erdoğan? Siz açık konuşan bir insansınız. Vallahi açık konuş. Şimdi şöyle bir şey. Genel, hiç sevmem bu laf ama büyük resim, büyük resmi görelim falan. Yani genel ortamı anlarsak, daha uzun bir perspektiften bakarsak, durumu daha geniş bir çerçeveden değerlendirirsek aslında iktidarın kendi kişiliğinde beklenen davranışlar. Hatırlıyor musunuz? Kemal Bey birkaç hafta şey dedi. Bütün gücüyle üzerimize gelecekler. Bu üzerimize gelmiş sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, kendilerinden görmedikleri herkesin üzerine gelecekler. Sebebi şu, iktidardan gidiyorlar. Bunlar da onu çok iyi görüyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi yani iktidarını kaybetmiş durumda. İlk seçimde gideceklerinin farkındalar ve gidemeyecekleri kadar da kötü işler yaptıkları için bir şekilde burada kalma planları var. Yani bu Sevda Noyan'ın konuşmasına gizli bir şey, onay vermeleri. Bu yapılan gizli bir onaydır. Yani hatta stratejik bir adım da var orada. Şimdi kadın diyor ki biz sizden bu kadar kişi öldürürüz. Net olarak söylüyor. Yani niyetini belli ediyor. Hatta silahlandıklarını falan söylüyor. İktidarın buna, normalde hukuk düzeninin iktidarın değil, yargının hemen müdahale etmesi gerekiyor. Etmiyorsa ya bu tip insanları ürkütmeyelim, bu hazırlıklar bitmesin şeklinde bir niyetleri olabilir. Ama biz yapmadıklarını biliyoruz. Buna doğrudan bir soruşturma açılması gerekiyordu. Çünkü bunun %1'i bile olmayan sözler dolayısıyla insanlar aylarca hapislerde kaldılar. Hatta söylemedikleri sözler yüzünden de linç edildiler. Yani ne Canan Kaftancıoğlu ne Özgür Özel darbenin D'sini falan söylemedikleri halde halüsinasyon gören bir tür siyasi psikopatlık söylemişler gibi haftalardır ülkeyi uğraştırıyorlar falan. Ama bunlar tesadüf değil. Geldiğimiz an itibariyle Türkiye zaten çok ağır bir krizin içerisindeydi. Türkiye ağır bir demokrasi krizinin içerisinde. Referandum sonrasında zaten içinden çıkamaz hale geldi. Ağır bir dış politika krizi içerisinde, ağır bir toplumsal kriz içerisinde, ağır bir makroekonomik kriz içerisindeydi. Üzerine bir de salgına yakalanınca artık iş kontrol edilemez bir noktaya geldi. Bütün bunları konuşacağımıza, bunları konuşmamak için ne yapmamız gerekiyor? Vay siz darbe dediniz. Ya demedik arkadaş. Dediniz. Demedik. Asla da demeyiz çünkü şöyle bir şey. Yani darbe bize karşı yapılır. Biz iktidara gelen bir siyasi hareketiz. İktidara gelen bir ittifakız. Yapılacak darbe bize yapılacak demektir. İktidarını kaybetmiş Cumhur İttifakı'na niye darbe yapılsın? Üstelik darbeyi kim yapar? Ya darbeyi doktorlar yapmaz, avukatlar yapmaz, bilmem kimler yapmaz. Darbeyi Türk Silahlı Kuvvetleri yapar. Ya başkomutanı sensin. Zaten Genelkurmay Başkanı kimse bilmiyor. Kuvvet komutanları yok. Bir de şey işte. Eski Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar var. Git onunla konuş. Darbe eğer Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bir hareketlenme varsa bunu biz de öğrenmek istiyoruz. De şunu da çok netiz. Biz iktidara giden bir hareketiz. Darbe yapılırsa bize karşı yapılır. Ve en kötü demokrasi darbeden iyidir. En kötü demokrasinin kırıntısı bile darbeden iyidir. Bu kadar net. Hani peki ne yapıyor Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan öyle bir damadıyla köşeye sıkışmış durumda ki. Buradan çıkması mümkün değil, bunu da görmeye başladı. Zor oldu ama görmeye başladı. Şimdi yapmak istediğini Türkiye'deki müstakbel seçimden kurtulmaya çalışıyor. Türkiye'yi seçimsiz bir ortama sokmaya çalışıyor. Onun için de ne yapacak? Bize saldıracak. Biz de bu malzemeyi vermemeye çalışıyoruz dikkat ediyorsanız. Elimizden geldiğince hiç girmemeye çalışıyoruz bu şeylere, saldırganlıklarına. Biz bu toplara girmeyince, biz onun saldırganlıklarına onun istediği gibi cevaplar vermeyince bu sefer ne yapıyor? Söylemediğimiz şeyler üzerinden üzerimize geliyor. Niyet okumaya girişiyor. Yani işte darbe dediniz demedik. Veya siz işte şöylesin değiliz. Biz iktidara geliyoruz, ona yönelik de hazırlıklarımız var. Bu artarak devam edecek. Bunun bir diğer ayağında ne geldi mesela? İş Bankası. İş Bankası'nın konuşu biraz daha teknik. Ve şöyle bir şey. Yani o kadar büyük hata yapıyorlar ki. Hem ülke adına hem kendileri adına. Birincisi şu. Bizim İş Bankası'nda hissemiz yok. Hisseler Atatürk'ün. Biz Atatürk'ün oradaki hisselerin amacına uygun olması kaydıyla yönetimde temsil ediyoruz. Çünkü Atatürk kendi el yazısıyla mirasını yazmış. Bu ülkenin kurucu lideri, büyük önder, ulu önder Atatürk demiş ki ben mirasımı Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na bırakıyorum. Ancak bu bankadan bu paranın alınıp amacına uygun olarak kullanılmasını Cumhuriyet Halk Partisi yapacaktır.
denetleyecektir. Benim hisselerimi bu amaçla kullanılması konusu temsil edecektir. Şimdi bu ülkenin kurucusunun mirasına tecavüz etmeye çalışıyorsan kimin mirası kalır ortada? Bugün miras hakkına, mülkiyet hakkına böyle tecavüz edersen bir daha hangi kişiyi bu ülkede ya miras hukuku var, mülkiyet hakkı var diyebilir. Bugün bununla başlayıp yarın özel bankadaki sevmediğin TÜSİAD üyelerinin hisselerine gitmeyeceğini veya insanların mülklerine doğru gitmeyeceğini ki böyle bir kriz zamanında böyle bir plandan da şey yapılabilir. Kim bilebilir? Yaptığın iş şu. Ziraat Bankası, Vakıf Bankası, Halk Bankası'nı iflas ettirdin. Sürekli kamudan sermaye koymaya çalıştın. Çünkü damadın ve sen ekonomiyi beceremiyorsunuz. Türkiye'yi iflas noktasına getirdiniz. Bir sürü şaibeli işlemler var. Hatta aktif rasyosu diye bir şey koydunuz. Ve bununla da bütün bankacılık sistemini hasta ediyorsunuz. Diktiğiniz gözünü Cumhuriyet'in göz bebeğine, Türkiye ekonomisinin göz bebeği İş Bankası'na. İş Bankası'nın iliklerine kadar kurutacaksınız. Belli bu. Burada da CHP hissesi olduğu, CHP'nin temsil yetkisi olduğu için bunu yapamıyorsunuz. CHP'nin temsilcilerini alıp, AKP'nin temsilcilerini koyup, ondan sonra banka yönetimine baskı yapıp, işte bu iktisadi prensiplerle asla ifade edilemeyecek işleri yapacaksınız. Çünkü Türkiye İş Bankası Türkiye'nin en büyük, en sağlam, en nitelikli kuruluşlarından biri. Onlarca karlı iştiraki var. Gözünü buraya dikmişler. Ve gördüğüm kadarıyla şunu söylüyorlar. Varlık fonunun kuruşu böyle, İş Bankası'na müdahale böyle, kamu bankalarının. Biz bu ülkenin iliğini kurutacağız diyorlar. Biz iktidardan gittiğimizde yazlık ceketin cebindeki 10 lirayı bile harcayacağız diyorlar. Bütün şeyleri bu. Ve artık hani bu mantıkla çıkmaları mümkün mü? Ya gerçekten iflas daha çok büyüyor. Üstelik üzücü olan şu. Bu Türkiye'nin kaderi değil. Yani Türkiye böyle bir şeyi asla yaşamak durumunda değildi. Bu Türkiye'ye AKP'nin yaşattığı bir kriz. Dünya konjonktürü aslında aklı başında namuslu, bilgili insanlar için o kadar uygun ki Türkiye için. Fon kaynakları o kadar ucuz ki. Dünyadaki Türkiye'ye yatırım çekmek için öyle muhteşem şeyler var ki. Ama bu cehalet, yani bu kaba cehalet, bu saldırgan cehalet, dış güçler, dış düşmanlar, bilinmeyen bir şey. Ya yani... Çok böyle şey geliyor bana, nasıl diyeyim sana? Kalitesiz, niteliksiz ve zarar verici. Ya güzel kardeşim, bu ülke 200-250 milyar dolar ithalat yapıyor. 150-200 milyar dolar ihracat yapıyor. 50 milyar dolara kadar çıkan turizm ve hizmetler gelen 500 milyar dolar bizim dış ticaret ve bağlantılı sektörlerle işimiz var. Zaten 750 milyar dolarlık milli gelirimiz var. Dışa açılma oranı itibarıyla dünyada en yüksek dışa açık ekonomilerden biriyiz. Senin gibi bir cahilin fevri, ilkesiz, tutarsız, ailesinin çıkarlarını, milli çıkarlarının önüne geçen biriyle bu ülke ekonomisi gidemez. Çünkü bu ülkenin ekonomisi muhteşem doğal kaynakları var. Harika bir nüfusu var, çok genç, çok çalışkan, çok fedakar. Ama enerji kaynaklarımız yok mesela. Enerji bu ekonominin temel girdisi. Çok zor bir coğrafyada ama çok böyle biricik bir pozisyonu var. Bir İslam ülkesi, nüfusunun çoğu Müslüman ama seküler, laik bir ülke. Orta Doğu'da Araplarla çok derin ilişkileri var ama aynı zamanda Avrupa Birliği adayı bir ülke. Altındaki ülkelerde çok ucuz enerji kaynakları var, yani güneyinde. Kuzeyindeki ülkelerde büyük teknoloji var. Ya böylesine muhteşem bir ülke ancak bu kadar kötü yönetilebilir. Şimdi geldiğimiz nokta ne? Hazine iflas etmiş durumda. İflas etmişti zaten. Koronayla zaten hani iflasın iflası oldu. Merkez Bankası eksi rezervde. Yani merkez komşudan para alıp kasanıza onu bile harcamış yani. Swaplar bile gitmiş. Çıkış yok. Belli ki ithalatı artık finanse edemeyecekler. 170 milyar dolar dış borcumuz var. Kim ne derse desin Türkiye'nin şu an öyle bir döviz rezervi yok. Öyle bir umut da bırakmadılar. Ne kadar döviz rezervimiz var şu an? Mesela? Eksi eksi şu an. Şimdi eksi. Şöyle kamuya ait, şöyle düşün, kasanız var sizin. Tamam. Mesela kasaya bir siz para koyuyorsunuz. Bir müşterilerinizden gelen emaneti koyuyorsunuz. Bir de diyelim borç aldığınız paralar var kasanızda. Şimdi bunların bu brüt rezervi 85 milyar dolar indi. Bir ara 130-135 milyar dolar indi. Yani altını veremiyorsunuz çünkü altın fiziken buraya gelmiş. Altını çıkın. Bankalar mesela benimki, ben bankaya 100 dolar yatırdım ya. Banka 10 dolarını Merkez Bankası'na veriyor. Bankalara ait olanları falan da çıkarın. 5-6 milyar dolar döviz rezervi kalıyor. Ama burada şöyle bir şey var, o 5-6 milyar doların içerisinde al TL'yi ver dövizi diye swap yapmışız.
Mesela 4 milyar Katar'dan gelmiş, 1 milyar dolar Çin'den gelmiş, 3 milyar dolar çok kızdıkları Citibank'tan gelmiş falan böyle. Bunların hepsini netleştirdiğinizde eksi, başkasının parasını yemiş durumdayız. Bu şu demek, rezerv niye ihtiyacınız durur? Rezerv aynı kasadaki para gibidir. Bu yıl içinde diyelim ki 170 milyar dolar bir yıldan kısa vadeli borcunuz var. Bir yıl içinde 170 bin lira kredi ödeyeceksiniz, kasada 5 kuruş yok. Bu nedir? Bu iflastır. Bu batmışlıktır, bitmişliktir. Çünkü normal bir ülkenin %100'ü ile %130'u arasında rezerv olması beklenir. IMF kriterine göre. E bizim 170 dolar borcumuz var. 170 milyar dolar kendimize ait rezervlerimiz olması gerekir. Net durum ne eksi? Bu ne demek? Biz bir yıl içinde borçları yenileyemeyeceğiz. Borç ödemelerimizi yapamayacağız demektir, değil mi? Niye yapamıyoruz? Başka bir tehlike nereden geliyor? Bizim döviz gelirimiz nereden gelir? Bir ihracattan. Zaten bitti. En çok ihracat yaptığımız Avrupa. Zaten kavga. Zaten çok zorlanıyoruz ihracat yapmaya. Çok kaliteli mallara çok düşük fiyata veriyoruz bu kavgacılar yüzünden. Şimdi adamlar da bir küçülme içindeler. Minimum %8 küçülecekse, %10 küçülecekse Avrupa, bizim ihracatımız %30-35 küçülür. İkincisi turizm, en çok geri para kazandığımız yer işte salgın dolayısıyla zaten o da bitti. Zaten çok kötü duruma düşürmüştük. Çok ucuza ülkemizi, bu güzel ülkeyi o kadar ucuzlaştırmışlardı ki potansiyelimizi çok altta turizm geldi. Bak şimdi o da yok. İşte turizmden gelmiyor, ihracattan gelmiyor. Ama ithalat yap zorundasın. Enerji ithal ediyorsun, aramalı ithal ediyorsun. Bu ne demek? Cari açığın artmaya devam edecek. Zaten çok borçlusun. Şimdi ne yapıyorlar? İthalatı yavaşlatıyorlar. Mesela bütün mallara kırmızı at uygulaması. Yani biliyor ki ithalat yaparsan parayı ödeyemeyeceğim. Şu an Türkiye'de neredeyse ithalat fiilen durdurulmuş durumda. Ya bu ülkenin hali bu muydu? Hani 70 sente muhtaç olmak tam da bu durum. Şimdi bunu biliyor. Bunun sonucunda ne olacak? Hazine batmış durumda. Çünkü insanlar para kazanamıyor ki vergi ödesin. Hazine batınca ne yapıyor? Merkez Bankası'na gidiyor. TL bas diyor. Ya tamam TL bir miktar basılabilir ama bir miktar basılır. O da inandırıcı adamlar basar. Der ki kardeş şu an kriz var. Bu yüzden para basıyorum ama bak bir yıl sonra ben bu parayı geri çekeceğim. Öyle bir şey demiyor. Merkez Bankası habire para print edince ne olur? TL'nin miktarı artar. Şimdi bunu da ne yapıyor? Bankalara veriyor. Bankalara da diyor ki git bunu kredi olarak dağıt. Banka da bakıyor. Ya banka da aptal değil sonuçta. Ödenemeyecek krediyi vermek istemiyor. Ödeyecek adamın da durumu iyi olduğu için döviz al, TL'yi alıp ne yapıyor? Yatırım yapmaz bu ülkede. Kim yapıyor? Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ülkede yatırım yapılır mı? Yapmıyorlar zaten. Gidiyor iki şey yapıyor. Ya gidiyor borsadaki hisse senedini alıyor kendi şirketinin. Ya da gidiyor döviz alıyor, döviz fırlıyor. Bu sefer vay sen nasıl döviz alırsın ya arkadaş, sana güvenmiyor adam. İktisadi diyor ki ya bu Berat Albayrak gibi bakan varsa bu dolar 9 dolar 10 dolar diyor. Ben şimdi 7'den alayım, yarın öbür gün ödemem var, dolar ödemem var, kasaya koyayım diyor adam. Sen bunu nasıl dersin? E sana güvenmiyor. Sen kötü olduğu için bunu yapıyor. Sen bunu yapıyorsan vatan hainisin. Ya kardeşim bu iktisat. Adamın döviz borcu var, ithalat yapacak. Veya parası erimesin istiyor. Sen bunu nasıl yaparsın diyor. Şimdi durum böyle olunca ne oluyor? 3 ay sonra ne olacak Türkiye'de? İşsizlik olacak %30-%35 minimum. Minimum. 3 ay sonrası için. Ya hazinede para yok. Hazine tam takır, Merkez Bankası para bassa zaten enflasyon artmaya başladı. Enflasyon belki 2'ye katlanacak. Kredi göre ödemelerim var, döviz yok. Bir tane banka sendikasyon yenileyemezse havaya uçtuk demektir biz. İhracattan gelmiyor, turizmden gelmiyor. Biliyor ki gidiyorum ben ya diyor. Ya bir gidiyor yani. Bu tablodan başka bir şey çıkmaz ki. Swap diye yalvarıyorlar millete. Böyle büyük büyük konuştuklarına bakmayın. Swap tam olarak ne? Amerikan Merkez Bankası'na diyor ki ne olur bana 1 milyar dolar ver, ben de sana karşında 7 milyar lira vereyim. Sonra bir yıl sonra biz bununla hesaplaşırız. Swap dediğim bu. Amerikan Merkez Bankası diyor ki kusura bakma diyor. Sen güvenilir biri değilsin, parayı bana ödemezsin. Veya kavga ettik sen, ne vermiyorum. İngiltere'ye gidiyorlar. Londra merkezli saldırılar var deyip Londra'da para bulmaya çalışıyorlar. Ya aptal mısın kardeşim sen ya? Ya bu adamlardan aldın 450 milyar dolar borcu, bu ülkeyi dış borca muhtaç ettin. Şimdi geliyorsun bu adamları tehdit ediyorsun. Neyinle tehdit ediyorsun ve niye tehdit ediyorsun? Ciddiyetinle yaptığın işler olur. Ya sen şu ülkeyi 70 sente muhtaç bırakmışsın. Bak başka bir ülke çıkıyor %1, 1,5, 2 ile borçlanıyor. Biz çıkıyoruz 7,5, 8, 8,5 ile borçlanıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü 600 bas puan, 6 puan Erdoğan'ın primi koyuyorlar üzerine. Bunlar güvenilmez diyorlar. Şimdi biz IMF hayatta gitmeyiz. IMF'e niye gitmiyorlar? Bunlar böyle çok böyle büyük Osmanlı falan filan bilmem ne gibi doldurdukları için. Hayır. IMF bunlara şart koşuyor.
Diyor ki kardeşim benden para alacaksın. Benim de param kıymetli. Ben sana verirsem senin bütçede ne yaptığına bakarım. Bunlar bütçeyi gösterebilecek durumdalar mı? Onlar bütçeyi gösterdikleri zaman neler çıkacak ortaya? Yoksa bu denetim menetim mekanizması olmazsa IMF kapısından ayrılmazlar. Şimdi IMF'e gitmiyor. IMF'de faiz son derece düşük. Londra borsasına gidiyor. IMF'den 1,5'la alabileceğini Londra'dan 8,5'la almaya çalışıyor. İnsanlara diyor ki kardeşim diyor biz fonuz biz kar edeceğiz. Bakın fon sahibinin tam böyle anlaşılır olsun diye söylüyorum. Kişisel olarak insanlara hakaret etmek istemem ama halk anlasın diye. Dini imanı yoktur. Varsa yoksa para kar. Verdiğimi geri alabileceğim mi çok faiz kazanabileceğim mi? Buna bakar fon sahibi. Onun için bunlar duyguları falan olduğunu düşünülmez. Teknik bakarlar meseleye. Onun da bir sürü kriteri var. Bu ülkeden kar edebilir miyim? Valla Berat Albayrak bakan adam. Ya şimdi şöyle bir ülke. Bir sürü ülke geldi. Yatırımcısınız. 1 milyar dolarınız var. Bakıyorsunuz ülkelere, milli gelirine şöyle. Bir ülke geliyor karşınızda. Kayınpeder cumhurbaşkanı, damadı neredeyse bütün ekonomiden sorumlu. Böyle bir ülkeye güvenir misiniz siz ya? Görüntü itibariyle şöyle bir görüntüye baktığınızda ne düşünürsünüz? Aile şirketi derim yani. Ya çadır devleti dersiniz. Çadır devleti dersiniz. Bakarsınız bu ülkeye. Ya yarın öbür gün bunlar bizim başımıza bir iş açtı, davalık olduk. O ülkede hukuk var mı dersiniz? Bu ülkede hukuk var mı? Yok, o da yok. Hukuk yoksa adam getirip parasını koyar mı? Yarın öbür gün nereye gidecek? Bu zaten getirenlerin hepsi de Londra mahkemelerini yetkili yapıyor. Çünkü bunun mahkemesine güvenmiyorlar. Şimdi buraya geliyorsunuz. Yarın öbür gün diyelim buradaki çalışanlarınızın siyasal görüşü dolayısıyla bilmem ne dolayısıyla sizi terörist ilan etmeyeceklerini nereden biliyorsunuz? Bunlar öngörülebilir insanlar mı? Bunlar Cargill denilen Amerikan şirketi için Bursa'da hatırlıyor musunuz o fabrikayı kurmayı ne rezaletler yaptılar? Bugün dönmüş Cargill'i suçluyorlar. İşte swap şeyinde Cargill yapmış bu işi. Adını da söyleyeyim yani. Ya böyle öngörülemez, tahmin edilemez birine şeyin yabancında parası kıymetli öyle. Öyle beleş para boyarmıyorlar yani. Böyle bir ülkeye getirmiyorlar. Sen de 450 milyar dolar dış borç yapmışsın. Yani bu ülkede istikrar sürsün, Türkiye büyüsün dediğinde ver babamı ver yurt dışından dış borcu. Kuru düşük tut bu sayede. Yani lahananın şeyini yapraklarını yerken kıtır kıtır borcu ödemeye geliyorsun. Sapına gelince yok öyle bir şey. Böyle bir şey yok. Şimdi öyle bir de cahilce işler oluyor ki ben hazine müsteşarlığında bakın. Şunların yaptıklarını bana sınav sorusu sorsaydılar, yeterlik sınavında, hazine uzman yardımcısına, hazine kontrolörüne. Bunların yaptıklarını doğru diye söyleseydim yeterlik vermezlerdi, memuriyet almazlar. İktisat birinci sınıf öğrencisi bu hatayı yapmaz. Şimdi senin öğleden sonra 2000'e yakın fon yöneticisi bilmem neyle online toplantım var değil mi? Adamların karşısına çıktığında hatta şöyle şey söylerler. Bazı makineler koyarlarmış, ses tellerinizin titremesine bakarlarmış doğru söylüyor mu diye. Şimdi adamlara toplantıya giriyorsun. İlk yapman gereken şey ne? Adamlara bir güven oluşturmak zorundasın. Öngörülebilir bir ülke olduğunu şey yapmak zorundasın. Ve bu ülkenin gerçeklerini onlara doğru bir şekilde anlatmak zorundasın ki sana güvensinler. Sen toplantıya giriyorsun. 2 saat sonra adamların TL işlemlerini yasaklıyorsun. Bu ne demek? Şimdi adam diyor ki 1 milyar dolarla geldim kardeşim ben Türkiye'ye. Dolar bugün 7 lira. Bozdurdum 7 milyar lira. Yüzde kaç faiz veriyorsun bana diyor. Atıyorum %10 veriyor. Yani bir yıl sonra ben 7 milyar 700 milyonla çıkacağım diyor değil mi? Sonuçta kendi parama döneceğim o sırada. O zaman dolar kuru ne olacak diyor. Bunlar açıklıyor işte. Hedef koyuyorlar hiçbiri tutmuyor. Diyor ki 7 lira 2 kuruş olacak. Bakıyor böyle bir kar imkanı var tamam buna gireyim. Peki 7 lira 2 kuruş olmazsa ne yapacağım? Dolar o zaman 8 lira olursa ne yapacağım ben diyor. 7 milyar 100 milyonla alabileceğim dolar 9 milyon dolar ben 100 milyon dolar kaybederim. Onun için de swap yapmak zorunda, hedge yapmak zorunda, sigorta etmek zorunda. O zaman diyor ki gidiyor piyasaya. Kardeşim ben sana bir sene sonra 8 milyar, 7 milyar, 100 milyon vereceğim. Bana 1 milyar dolar verir misin? Bu mekanizmayı kurmaya her ülkede bu var. Sen yapamazsın bunu diyorsun. Niye gelsin o zaman? Niye gelsin? Kendi riskini sigortalayamıyorsa. Kara kaşın kara gözün için mi gelsin? Bundan istemiyorsan git kendi paranı getir. Yandaşlarının parasını getirsin. Vergi cennetleri dolu o paralarla. Ortaya da çıkardık. Şimdi böyle olunca üst üste bu dövizi yok, kaynağı yok, vergisi yok, üretimi yok. Elimizde ne kaldı? İşsizlik, pahalılık. Bu ne demek? İktidar gidiyor demek. Onun için bütün herkesten şunu rica ediyorum. Önümüzdeki günlerde çok daha şiddet bir şekilde üzerimize gelecek. Amacı şu, belli ki seçimde artık iktidarı kaybetmiş. Bugün AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan iktidarı kaybetmiş bir partidir. Tek çaresi ne? Seçimsiz olarak göstermelik bir seçimle bunu yapmak. Bunu yapmak için ne yapması lazım?
bizi bir şekilde bizimle kavgaya bulaşması, hatta bunun için her şeyi yapabilir. Bakın buradan uyarıyorum, yani bunun için yani her şeyi yapabilir. Sahte terör eylemlerinden tutun, sahte saldırılara kadar her şeyi yapabilirler. Onun için önümüzdeki bir yıl içerisinde Türkiye gündemini sarsacak, aynı 7 Haziran sonrasında olduğu gibi. Kimseye tavsiye etmem ama sadece insanlar bilsin diye söylüyorum. Sahte suikast girişimlerinden tutun, sahte bombalama eylemlerine kadar Türkiye'de her şeyi yapabilecek bir ortam oluşabilir. Bunu AK Parti'ye zarar vermek için de yapabilirler. Onun için bir yıl içinde Türkiye'de olabilecek her böyle şer olay karşısında soğukkanlı olmak zorundayız. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu söylüyoruz. Biz demokrasiye bütün yüreğimizle bağlıyız. Demokrasi dışında hiçbir müdahaleyi kabul etmeyiz. Kendimizi yapılmış sayılırız. Çünkü bizim gözümüzde biz gelecek seçimleri kazanıyoruz. %90 itibariyle Millet İttifakımız gelecek seçimleri kazanacak. Cumhur İttifakı'na da tavsiyem, bu tip kavgalarla daha kendinizi küçük düşürmeyin. Ülkeyi daha riskli yerlere sokmayın. İş Bankası gibi son kuruluşlarımız da elimizden çıkmasın. Varlık fonundakiler gibi yapmayın. Yani bunu bir savaşa döndürmeyin. Bu bir demokratik mücadele. Onun için demokrasi içerisinde kalın. Eğer bu şekilde gitmeye devam ederseniz çok daha büyük zarara vereceksiniz. Zaten ülkeye uzun yıllar çalışıp kapatmamız gereken bir zarar verdiniz. Sadece ekonomiye zarar vermediniz. Sadece Türk liramız değer kaybetmedi. Yargı sistemimize zarar verdiniz. Devlet sistemimize, bürokrasimize zarar verdiniz. Tarımımıza zarar verdiniz. Dış politikamıza zarar verdiniz. Bütün bunları düzeltiriz. Bizim böyle bir birikimimiz var. İttifakımızın böyle bir birikimi var. Böyle bir uyumu var. Birbirimizden çok farklı görünüyor olabiliriz ama ortak temel özelliğimiz şu. Hepimiz bu ülke için çok üzülüyoruz. Aslında birbirimizden farklı olmamız da bu ülkedeki demokrasinin şeyidir. Sigortasıdır. Ama biz asla sizin yaptığınızı yapmayacağız. Asla inisiyatife bırakmayacağız. Biz sadece sandıkta vatandaşımıza hesap vermeyeceğiz. Öyle bir güçlendirilmiş parlamenter demokrasi koyacağız ki her an yaptığımız her işlemde vatandaş bize sivil toplumuyla, barosuyla, dernekleriyle, medyasıyla hesap sorabilsin. Ancak bunu yaparsak bu ülke düştüğü yerden kalkar, tökezlemekten kurtulur. Ve şunu söyleyeyim, bütün dünyaya baktığımda potansiyel olarak en yüksek potansiyel olan ülkelerden biriyiz. Bakın bu koronada gördük, bu kadar berbat bir yönetime rağmen öyle muhteşem bir sağlık ordumuz var ki, öylesine yani diyorum ya, gittiler maskeleri kendi paralarıyla ceplerinden aldılar. Kaybettiklerimiz var, Allah hepsine rahmet eylesin. Hastalarımız var sağlık ordumuzdan, hepsine geçmiş olsun diyorum. Öylesine fedakar bir halkımız var ki, bizde niye ölü sayısı az? Çünkü iki şey de çok fedakar. 20 yaşına kadar olan gençlerimiz 2 aydır evde çıkmıyor çocuklar ya. 2 aydır evdeler. 65 yaş üstü vatandaşlarımız 2 aydır sokağa çıkmıyor. Öyle disiplinli kaldılar ki. Ve bu kadar beceriksiz diye maske bile dağıtamayan iktidara rağmen hem insanlarımızın hem milletimizin hem sağlık görevlerimizin büyük fedakarlığıyla yine çok kötü günler yaşamadan atlattık bu işi. Belki zaten benden sonra hoca bunu açıklayacak ama biz bu şeyin üzerine çalıştık. Çok berbat bir şey yönetildi. Bir tek Sağlık Bakanlığı'nın şey görüntüsü, yani böyle kalender bir görüntüsü var. Onu şey yapma. Bilim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Bu baskı altında bile ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Ama gördüğümüz kadarıyla artık ekonomi öyle bir batırmışlar ki, öyle üzücü bir duruma gelmişiz ki her ülke milli gelirinin %10'u kadar vatandaşına para verirken biz %1'ini bile veremedik. Bakın 750 milyar dolarınız varsa %1'i 7,5 milyar dolar eder. Net olarak bu verim 240 milyar verilmiş diyor. Yani o kadar ayıp ki yaptı ya. Kime verdin 240 milyarı Allah aşkına ya? Yoksula bir 4 milyar verdim diyorsun. 4 milyon aile diyorsun. Ya bu kadar aileye verdiysen bize gelen aç insanlara bakıyoruz. Ya yardım aldın mı? Almadım diyorlar ya. Bu almadıysa kim aldı? Eğer bu almadı, bundan başka 4 milyon varsa ülke bitmiş demektir zaten. Ya biz görüyoruz bunu. Kimseye bir şey verdikleriniz yok sizin. Sürekli böyle bir rakamı ortaya atalım. Ne de olsa uzaya 4 şerit yol yaptık deyince inandıklarını düşündükleri bir seçmenlerine oluyorlar. Ben AK Parti seçmeninde böyle olduğunu düşünmüyorum. Hatta iyice göz açıldığı için, iyice rahatsız olduğu için, Tayyip Bey'in de oyu, görev onayı çok düştüğü için zaten bir saçmalama hali başladı. Diyorum ya, CHP belediyelerinden özür dilemesi de hidayet erdiği için falan değil. Yapılan anketlerde CHP belediyelerine bu haksızlığı yapınca çok puan kaybettiğini gördü, onun için bunu yapıyor. Kimse yani böyle aman Tayyip Bey çok mu iyi oldu falan diye düşünmesin. Yapılacak iş şu. Biz kararlılıkla iktidara gidiyoruz. Millet bize seçimde bu anahtarı verdikten sonra milletten alalım.
Milletten o meşruiyeti aldıktan sonra kimse bizden o iktidarın anahtarını alamaz. Herkese bunu garanti ediyorum. Demokrasi içinde olmak kaydıyla, seçimle olmak kaydıyla, ya bunlar anahtarı verir mi? Bunlar öyle tıpış tıpış gidecekler ki. Ama şunun da garantisini veriyorum. Her şey demokrasi içinde olacak. Ve bu ülkede içeride ve dışarıda, AKP'nin içinde veya silahlı kuvvetlerin içinde, kim saçma bir şey düşünüyorsa, demokrasi dışı bir şey düşünüyorsa, bunu kendimize yapılmış kabul ederiz. Kimse böyle bir şeye tevessül etmesin. Bu ülkede kör, topal, eksik, gedik her şey demokrasi içinde olacak. Anladım. Peki, güzel anlattınız, kesmek de istemedim. Bir de bu İş Bankası'na tekrar dönersek, neden AKP ısrarla İş Bankası'ndaki CHP'nin %30 küsur hissesini istiyor? 28. Ne kadar? 28. 28. Peki, ne yapacak bu hisseyi? Bu yani hisseyi nasıl kullanacak? Ki, yani atıyorum mesela, şirketi adı ortada olduğu için zaten böyle bir ilişki var. Diyelim ki İş Bankası bu krediyi vermez. Veremez, batar. Bu kredinin batacağını biliyor. Şu an yönetimine müdahale edilmiyor. O krediyi verdirecek. Mesela diyelim ki İş Bankası arka kapıdan karanlık işler yapmaz. Yapmaz, yapamaz yani. Bunun, mesela biz bildiğimiz için hiç karışmayız. Herkes sanıyor ki biz İş Bankası'na çok atamalar yaptırıyor. Bir tane personel sokmuşluğumuz yok bizim ya. Yoktur. Kör kuruş almışlığımız da yok. Ben buna şahidim. Buna şahit olan bizim örgütlerimizdir. Evet. Senede bana 100 tane talep gelir İş Bankası ile ilgili. Ben 7-8 yıllık milletvekilim, bir tane İş Bankası'na personel soktuysam buradan eve gidemeyeyim. Ve ben ekonomiyle ilgili bir milletvekiliyim. Karışmayız yani, kime kredi vermiş. Genel başkan yardımcısınız. Yani vallahi billahi haksızlıklar olduğu zaman bile oluyor, biz aramıyoruz. Ya biz İş Bankası'na karışmıyoruz. Bunu samimiyetle söyleyeyim. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Ekonomik araştırmalarından bile faydalanamıyoruz ya. Kamuya açtığı raporları halkla birlikte okuyoruz. Yani bir tane mesela konut sektöründe diyelim ki bir şeyiniz var mı desek sunum bile göndermezler. Biz de istemeyiz. Böyledir ilişkimiz. Herkes onu bir kere bunu net olarak bilsin. Ama İş Bankası Türkiye ekonomisinin kalesi. Şimdi Ziraat Bankası'na, Halk Bankası'na yaptırdılar. İşte Halk Bankası'na yaptırdılar, gördüler. Halk Bankası'nı bitirdiler ya. Uluslararası itibarı bitti, bilmem neyi bitti. Şimdi İş Bankası'nın yurt dışı şubeleri, kendi şubeleri, iştirakleri üzerinden bu kirli ilişkilere sokulacak. Şimdi herkes şeyi söylüyor, sandık var, sandık yönetiyor falan filan, ama bunlar öyle adamlar ki. İş Bankası yönetimini de uyarıyorum, kararlı olsunlar. Kararlı olsunlar. Yani biz biliyoruz ki, biz bunun için direneceğiz, bunu yapamayacaklarını düşünüyoruz. Çünkü yapmaları o kadar zarar verecek ki piyasaya. Diğer banka ortakları da korkacak, yabancı şirketler de korkacak, yatırımcılar iyice korkacak. Yani İş Bankası'na bir almaya çalışırsa öbür taraftan Türkiye 25 kaybedecek. Bunu görüyoruz. Biz o hisseyi zaten hukuk düzeni içerisinde geri alırız. Hatta bu yapanlara da tazminatıyla birlikte geri alırız. Artı şunu söyleyeyim, 1 milyar 300 milyon lira en son, bu 1,5 katrilyona falan gelmiştir. Türk Dil Kurumu'nun ve Türk Tarih Kurumu'nun parası var. Buna da el uzattıklarını biliyoruz. Bunları da şahsi mal varlıklarından da alacağız. Çünkü o Atatürk'ün hissesi, Atatürk'ün hissesini alıp da hazineye koyman için vermedi sana. Hazineye vergi topluyorsun. Türk Dil Kurumu'nun, Türk Tarih Kurumu'nu araştır, en sarcıyı başına koyuyorsun, dalga geçer gibi. Ya adamın mirası bu ya. Adamın mirası bu yani. Böyle bir şey yapılabilir mi? Yani Tayyip Erdoğan'ın mirasının başına FETÖ'cü atamak gibidir bu. Yani Tayyip Erdoğan'ın bir mirası olacak, onun başına FETÖ'cü atamak gibi bir şeydir bu. Böyle bir şey yapılabilir mi? Ya bir de böyle bir troll ekibi, bu troll ekibi AK Parti seçmeni değil. Bakın AK Parti'nin seçmeninde muhafazakar, vicdanlı bir kesimde var. Bir troll ekibi, böyle ne desen takmayan, düşünmeyen, saldıran, ben bunun bu ülkenin muhafazakarları falan olduğunu düşünmüyorum. Çünkü muhafazakarlıkta bir vicdan vardır. Yani bu kadar kırıcı, bu kadar incitici olmaz hiçbir şey. Bir çılgınlık, bir cinnet dönemi yaşıyoruz. Ama ne yapalım? Millet bir oy verdi. Tamam, demokrasi yoktu, çok baskı yaptılar, korkuttu, ama oy da aldılar. Oy da aldılar bu ülkede. Yapacak bir şey yok yani buna. Ama şöyle bir laf var. Demokrasilerde halklar layık olduğu iktidarlar tarafından yönetilir. Eğer Türkiye gibi dünyanın en büyük, tarihi en şanlı, coğrafyası en şanslı, nüfusu en iyi ülkesi bugün 7-8 bin dolar milli gelire mahkum edilmişse, neredeyse Pakistan, Bangladeş seviyesine indirilmişse, bu hepimizin suçu. Belki bizim muhalefetin de bir suçu var. Ama bize de çok aşırı bir yüklenme var, şunu söyleyeyim. Elbette ki eksiğimiz, gediğimiz var. Ama hiç kimse şunu unutmasın. Türkiye'nin her kurumunu çökerttiler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Yargısına, Dışişleri Bakanlığı'ndan Sivil Toplum Örgütleri'ne iyi kötü direnen bir Cumhuriyet Halk Partisi ve direnen siyasi hareketler var. Bence Türkiye siyasetine, burada muhalefet siyasete haksızlık etmemek lazım. Bin bir baskılı, bin bir zorluk altında
Yani sadece biz değil, Meral Akşener'inden HDP'sine, Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a kadar hapis tehditleriyle, baskılarla, salon bulamama ve bunlarla mücadele edeceğiz. Bu bizim görevimiz. Bu ülkeyi seviyorsak edeceğiz. Ve bu ülkeyi sevmekle ilgili şöyle bir şey söylüyorum. Bu kadın cinayet işleyenler de çok sevdiğini söylerdi, biliyor musun? O öldürdükleri kadınları. Sevmekten sevmeye çok fark var. Bir memleketi severek ona zarar veriyorsun, ona nefret ediyorsun demektir. Bütün bu olanlara, bütün bu bedbahlıklara, bütün bu yolsuzluklara, halkın yoksullaştırılmasına, sarayın bu kadar lüks israf içerisinde olmasına hiçbir şey söylemeyip biz bu ülkeyi seviyoruz, dış güçler falan diyorsanız en tehlikeli dış güç sizsiniz ve bu ülkeyi sevmiyorsunuz demektir. Bu ülkenin insanları çöpten ekmek toplamak zorundayken, bu ülkenin esnafı tamamıyla dükkanlarını kapatmış, kobisi kapatmış, kredi borcu altına sefaletle inim inim inliyorken orada 16 tane uçak duruyorsa Cumhurbaşkanlığı'nın ve bunu destekleyenler biz bu ülkeyi seviyoruz diye derse ben o sevgiyi tartışırım. Böyle sevgi olmaz. Sevgi bu ülkenin milli gelirini yükseltmektir. Sevgi bu ülkenin çocuklarının iyi bir eğitim almasını sağlamaktır. Sevgi bu ülkenin hastanelerini, sağlığını parasız ulaşılabilir yapmaktır. Sevgi bu ülkenin denizini, çevresini, ırmağını, Karadeniz'deki nehrini korumaktır. Böyle vatan sevilir. Yoksa vatan seviyorum diye vatanın ihalelerinden pay almaya çalışmak, vatan seviyorum diye millete zulmeden, bunu da dini kullanarak yapanlara çıraklık etmek sevgi değildir. Bu düşünülen durum gerçekten hüzünle karşılıyorum. Bakın Türkiye'de muhafazakarlık büyük siyasettir. Önemli bir kitlesi vardır. Onun için muhafazakarlığın entelektüel, etik, ahlaki kalitesi Türkiye için çok önemlidir. Türkiye'de milliyetçilik büyük bir siyasettir. Önemlidir. Ama bunun etik kalitesi, bunun entelektüel kalitesi, bunun sevgi kalitesi çok önemlidir. Kürt siyaset içinde böyledir, sosyal demokrasi içinde böyledir. Eğer biz bu asgari marjı sağlayabilirsek, asgari zemini siyasette tutturabilirsek, bunun üzerine gerçekten diyorum çok yüksek bir milli gelir seviyesi, çok yüksek bir çevreci standartta yaşamak, o zaman Avrupa Birliği gerçekten bizimle ortaklık etmek ister. Ve genel başkanımız şöyle güzel bir söz söylemiş, onu da herkes yanlış anlıyor. Türkiye İslam aleminin yıldızı olacak diye. Ya bundan daha güzel bir söz mü var? Niye bu kadar kendi mahallemizin muhafazakarlığı var? Türkiye laikliğiyle, Türkiye Avrupa Birliği üyeliğiyle, Türkiye yüksek milli gelirle, kadınların hayata içinde olmasıyla, çağdaş eğitimiyle, bütün İslam ülkelerinin yıldızı olsa, ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet böyle bir şeydir, kime ne zararı var? Allah aşkına biz kendi mahallemizdeki muhafazakarlıklardan da kurtulmak zorundayız. İslam dini Tayyip Erdoğan ve ekibi değil. Muhafazakarları öyle değerlendirmemek zorundayız. Sadece onlara bakıp bütün muhafazakarlar böyle diyemeyiz. Bugün işte birkaç, yani hiçbir zaman Devlet Bey'i kırmak istemedim. Benim de hocam değil ama milliyetçiler görünen gibi değildir. Onun için birkaç kişiye bakıp belki ben de sosyalde kötü temsil ettiğim yerde bütün kitlemi kötü temsil edemem. Bizim bu ön yargılarımızı birbirimize karşı yükseltmemiz sadece bu ülkeye kötülük yapan insanların şeyini yükseltiyor. Onun için en ufak bir şey olduğunda ya laiklik elden gitmiyor. Laiklik kalpteki bir şey. Örseleniyor, aşındırılıyor ama her seferinde ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Biz bunu içimize sindirebilmişsek, biz sekülerizmi, laikliği, inanç hürriyeti, bu inanma hürriyeti aynı zamanda inanmama hürriyeti olarak alıyorsak hiçbir yere gitmez. Hatta bunun konforu bence muhafazakarlar için bile çok yüksektir. Yani böyle birbirimize aman ya işte sakallı biriyle mi oturdun diye korku yaşıyorsak biz de diğerlerinden farkımız olmaz. Biz o kalenderlikte olacağız. Bu ülkede yaşayan her insan bizim için çok kıymetlidir. Anlamak ve tanımak zorundayız. Zaten birbirimizi anlayalım, birbirimizi tanıyalım. Medenileşmenin yoludur bu. Bu medenileşme de illa batılılaşma değildir. Bazen doğulaşmadır, bazen oryantalleşmedir. Bizim toplumumuzun kendi köklerinde de büyük bir medeniyet vardır. Ama bizim en büyük korkumuz şu. Tartışılmaz duygularımızın, din duygusunun, bu din illa İslam da olmak zorunda değil. Veya Hristiyanlık, Musevilik itibariyle de getirip siyaset önünüze konulduğunda bütün kapılar kapanıyor. Ben diyor Allah'ın emrini biliyorum. Allah'a inanıyorsan bana oy vereceksin diyorsun. Allah'a inandığı için sana oy veriyor ve sen rüşvet alıyorsun. Ve seni denetleme imkanı yok. Bu yüzden laiklik çok kıymetlidir. Ama laikliği korumanın yolu insanlardan korkmak, inananlardan, başörtülüsünden, başı açığından, muhafazakarından, camiden gidenden korkmak değil. Allah'a giden yolda
Makbul bir mümin olmanın yolu da sosyal demokrattan sana hiç benzemeyenden, en nefret ettiğinden korkup onu yıldırmak, kılıç zoruyla yola getirmek de değil. Bütün bunlar Millet İttifakı'nın büyük avantajı bu. Bunu konuşacak kadrolar var, bunu konuşacak kitleler var. Ve buradan başlarsak, sonuçta yarın öbür gün birçok şeyde rekabet edebiliriz. Ekonomik anlayışımızda, dış politik anlayışımızda, ama asgari bir mevzisi olsun bu işin. Mesela biz Orta Doğu'da hiçbir ülkede karışıklık çıkarmayacağız kardeşim. Asla mezhep tartışmalarının içine girmeyeceğiz. Orta Doğu'nun hiçbir ülkesinde başka bir ülkenin terör örgütü dediği bir gruba silah yardımı yapmayacağız demek lazım. Avrupa Birliği ile görüşmelerimizde milli çıkarlarımız bizim için önce olacak. Asla tarımımızı Avrupa Birliği'ne ezdirmeyeceğiz. Ama sonuçta kamu ihaleleri mevzuatını Avrupa Birliği'ne uygun hale getireceğiz diyebilmemiz lazım. Bütün bunlarda yine söylüyorum, farklılaştığımız konular olabilir. Belki hiç anlaşamayacağız. O zaman da uzlaşmak zorunda kalacağız. Demokrasi bu yüzden güzel. Parlamento bu yüzden önemli. Ya boşuna insanlar bunu kurmamış, seçim yapın. 600 milletvekilini oraya gönderin derken onu bir parmak makinesine indirin. Kişiliğiyle oynayın. Aday olmak için liderine 40 takla atsın. Lideri bugün 2 kere 2 4 dediğinde evet liderim, 2 kere 2 5 dediğinde evet liderim demeyen onurlu insanlardan ama aynı zamanda disiplinli insanlardan bir yer kurulsun demektir. Şimdi bunun hiçbiri yok. Şimdi İş Bankası hisselerine el konulacak. Diyelim ki parlamentoya geldi. Ya bu AK Parti milletvekilleri buna oy verirken vicdanları rahat edecek mi? Aynısının tersinin olduğunu düşünün. Gelip de onların miras haklarına, onların mülkiyet hukukuna böylesine ağır bir tecavüz olduğunu düşünün. 28 Şubat'ta ne kadar şikayet ettiler? Belki şimdi 20 katı yaşanıyor 28 Şubat'ın. O da doğru değildi. O da çok yanlış bir şeydi. Üniversitedeyken bunlara ben karşı mücadele ediyordum. Unutmayın, o zaman muhafazakar gençlerin yanında dimdik duran solcu genç çocuklardı. Bizlerdik. Bugün ama şunu söylüyorum. Ey oradaki mazlumluktan gelenler, bugün bilmem ne bakanlığında genel müdürsün. Ve bugün ondan daha zalim olan bir düzeni kendi kafanda rasyonalize etmeye çalışıyorsun. O zaman o gün bize yalan söyledin. O gün bizi kandırdın. Ve bu aldatmanın, bu kandırmanın kimseye bir şeyi yok. Hayırlı bir sonucu yok yani. Başkan, tabii çok sayıda mesaj da geliyor bu arada siz konuşurken. Önemli mesajlar, onlara da bir göz atmak istiyorum. Çünkü dikkatle takip ediyorlar sizi. Özellikle söylediğiniz şeylere önemli ölçüde katılıyorlar. Peki bir şey daha soracağım. Demin siz bir ortak uzlaşmadan bahsettiniz. Yani sizin gibi düşünmeyen insanlarla bir araya gelmekten, muhafazakar yapıya yaklaşmaktan, hatta sakallı bir insanla yan yana oturmaktan korkmamak gibi. Bunlar güzel şeyler de. Şimdi benim hakkımda ölüm emri veren, liste hazırlayan ya da 3-5 komşusunu götürmek için hazırlık yapan, bunun için silah depoladığını söyleyen bir insanla ben nasıl yan yana geleceğim? Peki sizce iki cümle arasında benzerlik var mı? Yani Türkiye'deki bütün muhafazakarlar bu kadın mı? Değil. Daha net söyleyeyim, bütün başörtülü kadınlar bu kadın mı? Bakın, böyle bir yanlış yerden gidersek yanlış bir şeye varırız. Şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Bu kadının yaptığı suç, bu kadın muhafazakar falan değil. Bunu laik de yapsa, seküler de yapsa, feminist de yapsa suç ve kötü bir şey. Ama sırf bu kadın yüzünden bir komple algıya gidemeyiz. Onların içerisinde yaptıkları gibi bütün başı açık kadınlara perdesiz ev deme terbiyesizliğini gösterenlerle aynı ahlaki seviyede olmam. Ahlak şöyle bir normdur. Ahlakta ilkeni koyarsın. Bu ilke sana zarar verse bile arkasına durmak zorundasın. Benim ilkem, insanların kıyafetine, inancına, düşüncesine bakmadan o insanlarla olumlu bir şekilde ilişki kurmaya çalışmaktır. Bunun içinde kötüsü olabilir, suç işleyen olabilir. Onun için yapılması gereken ayrı bir şeydir. Ama sırf bunlardan diyelim ki Fatih Tezcan böyle bir şey dedi diye o üçüncü sınıflığı bütün yurttaşlara teşmil edemeyiz, etmemeliyiz. Bizden beklenen bu. Önümüzdeki süreçte şu an bu konuşmayı dinliyor olsa Tayyip Erdoğan için büyük bir korku yaratacaktır. Çünkü bu siyaseti Kemal Bey başlattı, Kemal Kılıçdaroğlu başlattı. Aslında bu Millet İttifakı siyaseti böyle bir siyasettir. Bunu sadece İslamcılar için söylemiyorum, Kürt'ten de korkmayacaksın. Her Kürt'e terörist demeyeceksin, seçtiğini hapse atmayacaksın. Bunu yaptığın zaman o Kürt'ün bu ülkeye aidiyetini bozuyorsun. O Kürt senin kadar bu ülkenin sahibi, senin kadar bu ülkeyi seviyor. Onun da çocuğu askere gidiyor. Ama sen her aksanı dolayısıyla onu dışlarsan, her aksanı dolayısıyla onu tahkir edersen, yere biri tükürdüğünde kır o deyip de o kafandaki bütün faşist düşünceyi kusarsan bu insanlar incinir. Bu devletin kendi insanını incitme hakkı yok.
İnancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, kıyafeti ne olursa olsun bunu yapmak yok. Ve mazlumları zalimleştirmeyecek bir sistematik kurmak zorundayız. Bunlar geldiklerinde yırtık ayakkabı mazlumlardı. Bunlar geldiğinde zalimleşme mekanizmalarının önüne geçecek mekanizmayı kurmadığımız için, bu ülkede ahlaklı anayasa mahkemesi hakimleri olmadığı için, ahlaklı bedel ödeyecek bu kadar maaş alıyorsun, o savcılar olmayıp bunların her suçunu akladığı için YSK'daki bu hukuk vicdanından yoksun insanlar bu kararları vermeseydi Türkiye bu hale gelir miydi? Şimdi benim korkum bunların gitmesinden ben eminim. Benim korkum yeni gelen mazlumların da zalimleşmesinin önüne geçecek mekanizmalar kurulacak mı kurulmayacak mı? Bu kaliteli bir mekanizma olacak mı olmayacak mı? Çünkü kan kusardım ben AK Parti kurucusu olsaydım. Bugünkü halini görsem kan kusardım. Ben bu kanı kusmak istemiyorum. Ben zaten bunu görmüş yaşamış biriyim. Onun için o kadar güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimiz tesadüf bir şeyden bahsetmiyorum. Öyle mekanizmaları kuracağız ki bizim içinde çürükler çıkmayacak mı? Biz bu kadar mücadele vermişiz. Ulaştırma Bakanlığı'na bir genel müdür koyduk. Ya çürük biri çıkarsa ya da o ihaleden rüşvet almaya kalkarsa. Onun için onları engelleyecek, herkesin vicdanına oturacak mekanizmaları kuracağız. Biz sadece sandıktan sandığa halka hesap veren ve halk doğru bilgilenip de aman bizi seçmezler diye korkan bir yerle gidersek bu da vatana ihanet olur. Benim bütün derdim, bütün çabam şu. Çok çektik be. Yani harika bir cumhuriyet kurmuşuz. Ama üzerine gerçekten yapılacakları yapmamışız. Ve çok dar bir azınlık. Bu iş dünyasında da var, medya dünyasında da var, siyaset dünyasında var. Bir büyük çoğunluğun hayatını mahvetmiş. İnşallah ister oruç tutarız ister oruç tutmayız. İster Kürt oluruz ister Alevi oluruz. Ama bir yurtsever kadro bu ülkede bir daha bunlar yaşanmasın diye gerçekten bütün enerjisiyle, bütün iyi niyetiyle, bütün çabasıyla çalışır yani. Bu ülke bunu hak ediyor. Bu güzel insanlar da yazık yani. Gerçekten hak ediyorlar. Evet, final en güzeldi. Doğruyu söylediniz. Aslında hepimizin özlemi ve arzusu yeni bir ülke, yani yeni bir ülke dediğim bu ülkenin farklı bir ülke değil ama bu insanların anlayışının değiştiği, insanların yeniden bahsettiğiniz gibi ayrımsız, ayrıntısız, ötekileşmeden bir araya gelip namuslu bir düzen kurduğu bir ülke özlemi hepimizde. Umarım çok uzak değildir. Sayın Aykut Arda da çok teşekkür ederim. Söyledikleriniz önemliydi. Sizi kesmek istemedim çünkü doğru söylediniz. Güzel konuştunuz yine. Ama doğruları söylediniz. En önemlisi de oydu yani. Ben sizi hep böyle tanıdım zaten. Teşekkür ediyorum söylediğiniz sözler için. Çok sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Aykut Erdoğdu'yu dinledik. Keşke kulak kabartan olsa, keşke bizim mahalleden öteye de bu ses gitse ki ben gittiğine inanıyorum. Bizi izlediklerini de biliyorum. Umarım bu yeni kurulacak Türkiye, asıl Türkiye böyle olur. Birazdan Profesör Doktor Gaye Uster gelecek. Onunla çok önemli bir konuşmamız var. Size salgın konusunda gerçekleri anlatacak. Bizden ayrılmayın.